Evliyaullah'ın makamının en düşüğünün kabir ehlinin yani kabirde yatanların halini görmektir diye ifade etmişler. Ben bunu hep düşünürdüm. Derdim ki kendi kendime, ya ben kabir ehlinin halini niye göremiyorum? Ben bu Evliyaullah'ın makamının en düşüğü olan kabir ehlinin halini göremiyorum diye kendi kendime soruyordum böyle. Bir gün böyle Eyüp Sultan'da giderken Eyüp Sultan camisine giderken ben bu sorularla böyle yaşarken yine ruhumda hala bu sorular var. Tam da orada kabristanın önünden geçiyorum. Kabristanın önünden geçerken tabi kalabalık var baya bir kalabalık. bu kalabalıktan geçerken o kafamda hala aynı soru. Kabristan'a şöyle bir döndüm baktım. Ya Rabbi dedim Evliyaullah'ın makamının en düşüğü şu kabir ehlinin halini görmekmiş ne haldeler diye birden perdenin açılması ve bütün hakikatlerin gözünün önünde serilmesi buymuş. Ben niye göremiyorum ya Rabbi? Böyle sesleniyorum içimden. O an birden ben bir fizah attım, bir bağırdım o kadar kalabalığın içerisinde. Eyvah dedim böyle yani bir bağırtı. Ne oldu biliyor musunuz? Ben döndüm şöyle arkama bir baktım. Mer bir tane kedi. Benim kedi bacağımı şöyle bir ağzıyla çekmiş. Kedi birden fır diye kaçtı gitti zaten. Dedim ki kendi kendime Emre sen dedim nesin ki ya? Kendi ne zannediyorsun? Sen aciz bir insansın. Sen bildiklerini yaşa. Daha fazlasını isteme. Sen bir tane kediden bile korkuyorsun ya. Kabir ehlinin halini görsen kim bilir sen ne yapardın orada? Şimdi değerli dostlar. Değerli kardeşlerim, değerli abilerim. Bizler de bu evliyaullah'ın makamına ulaşmak için o kabir ehlinin halini görmek için çaba göstermeyelim. Biz Allah'a kul olalım. Bu bize kafidir. Eğer Rabbimiz bizi layık görürse o kabir ehlinin halini de vakti geldiğinde bize gösterir. Layık olmadığımız makamları biz şimdiden istersek işte o zaman da böyle bir kediyle Allah seni irşad eder. Ya biz kabirdeki ilk geceye başlamadan evvel şu kelimeleri bir bilmemiz lazım. Makber. Makber ne demek? Makber kabrin konulduğu yer. Kabristan ne derler? İşte Türkmenistan, Kırgızistan gibi değil mi? Böyle diyoruz. Ne demek bu? İşte Kazakistan yani o Kazakların diyarı, Kırgızların diyarı, Kırgızların ülkesi. E, kabristan yani kabir ehlinin olduğu yer, kabir ehlinin olduğu ülke, diyar anlamlarına geliyor. Kabristan da o. Demek ki orası ayrı bir alem, ayrı bir devlet, orası orası da ayrı bir yer. Bu gibi kavramlar kullanılmış. kıyamet kelimesini bir öğrenelim. Kıyamet nedir? Kıyamet iki çeşittir. Bir tanesi kişinin kendi ölümüyle olan kıyamet, ikincisi ise bütün dünyanın, kainatın artık inkıraza uğraması, yıkılışı. Bu da ikinci kıyamettir. İşte bu kişinin ölümüyle mesela Adem Peygamber'in ölümünden tutun ta bütün dünyanın kıyametine kadar olan o aradaki sürenin adı Berzahtır. Burada bekleyen ruhların hepsi hepsinin durduğu yer nedir? Alemi Berzahtır. Ruhların beklediği yer nedir? Alemi Ervahtır. Bunlar hep kavram, bunlar önemli. Ervah ne demek? Ruhlar alemi demek. Bu kişinin kendi ölümü olan kıyametinden dünyanın kıyametine kadar beklediği o sürenin adı da Berzah'tır. Bu bulunduğu alemin adı nedir? Alemi Berzah'tır. Ee, peki bu bilgiler nereden geliyor bize? Bizzat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından ve Kur'an-ı Kerim tarafından bize geliyor. Yani biz kendi aklımızdan üretmiyoruz bunları. Bunlar zaten mevcut kitaplarda, kaynaklarda geçiyor. Kabre geçen kişi, kabre verilen bir kişi ne ile karşılaşacak? Üç hal ile karşılaşacak. Bir, sual. iki azap. Üç, veya nimet. Bazen de hem azap hem nimet. Burada İslam alimleri farklı görüşler beyan etmişler. Sual dediğimiz zaman nedir? Kabire ilk gece geçtiği zaman, ilk gecesindeki bir kişi oraya geçtiği zaman münker nekir dediğimiz iki melek gelip ona sual sormaya başlayacaklar soru sormaya başlayacaklar. Bir imtihan gibi, bir sınav gibi. Orada ne denilecek? Men rabbuke? Senin Rabbin kim? Ma dinuke? Senin dinin nedir? Üçüncüsü ne? Men nebiyuke? Senin peygamberin kimdir? Yani senin rehberin, lokomotifin, liderin, sana yol gösteren hayatındaki kılavuzun ölçüleri neydi? Sen neye göre yaşadığını, yaşantı biçimini sen belirlerken neye göre belirledin? Senin kıstasların neydi? Ölçütlerin neydi? Sen yemeğini yerken sağ ellemeyeceğim, söylemeyeceğim. Bunu neye göre belirledin? Tuvalete girerken hangi ayağımla gireceğim derken bunu neye göre belirledin? Taharetimi alacak mıyım, almayacak mıyım? Bunu neye göre belirledin? Sen namazı kılacak mıyım? Şükredecek miyim? Teşekkür edecek miyim? Bir fincan kahveye teşekkür eden sen, yaradana nankörlük acaba neden? Bunu mu dedin? Yoksa yediğim yedik. Hep böyle mi dedin yani? Ne? Devletin malı deniz, yemeyen bilmem ne. Böyle mi dedin? Yani senin hayatında neydi ölçüt? Sen işte bu senin dinin nedir? Aslında bu demek. Yani senin yolun ne? Bana bunu bir izah et bakalım. Ya dünyadayken bu soruların ilk önce biz cevabını vermemiz lazım. Biz dünyadayken daha bu soruların cevabını veremiyorsak, dilimize bir kelime-i şehadeti daha pelesenk etmemişsek, dilimizi bu idmanlı hale sokmamışsak, o zaman biz kabir haline geçeceğimiz daha o esnadayken son nefesimizi vereceğimiz an Azrail geliyor, ağzımızı kapatıyor, o kelime-i şehadeti getirtirmiyor, izin vermiyor. Çünkü sen rüzgar ektin. Fırtına biçeceksin o zaman diyor. Rüzgara karşı tükürdün. Şimdi o rüzgar, rüzgar vasıtasıyla tekrar yüzüne o tükürük yapışacak. Şimdi bedel ödeme zamanı. Öyle diyor. Ve kabre Allah korusun imansız gidiyor. Rabbim hepimizi korusun. Ama imanlıysa, güzel ameller işlemişse tereyağından kıl çeker gibi onun ruhu çekilip alınıyor. Evet, ruh çekilirken hafif de olsa yine ehli iman da olsa azabını çeker. Öyle kolay bir şey değil. Bir ruhun bir bedenden ayrılıp gitmesi kolay bir şey değil. Evet, kabirdeki ilk gece evvelinde bu kavramları bilmemiz gerekiyor. Bir bakıyorsunuz ömür geçmiş gitmiş. Ayet-i Kerime'ye dün, bugün ve yarın. Hayat bu. Anlık hatta bir kısım evliyaya göre bir anı seyyale. Yani sadece bir an. Hayatımız öyle. Einstein'ın ifadesine göre geçmiş zaten geçmişte kaldı. E gelecek ise geleceğe belli değil. O zaman insanın gerçek günü, gerçek zamanı nedir? Bugündür. Peki devamı? Bu cümlenin devamı önemli. O zaman biz ne yapmamız lazım? Geleceğimizi ona göre şekillendirmemiz lazım. E i̇nsan hayatı boyunca hep rüzgar ekmiş, fırtına biçecek. E rüzgara karşı tükürmüş, o zaman o rüzgar onun suratına yapışacak. Hayatı bu şekilde geçen bir insanın da kabirdeki ilk gecesi elbette farklı olacaktır. Rabbim o kabirdeki ilk gecemizi rahat bir şekilde geçirmeyi hepimize nasip eylesin. Şimdi ben bir hayalden bahsetmiyorum. Ya iyi de ben işte kabir hayali halini yaşayacak mıyım, yaşamayacak mıyım? Olacak mı, olmayacak mı? Ya kabirle ilgili senin şüphen varsa cehennem diye bir şey var. O bir kere mutlak, mutlak. Hadislerde zaten kabirle ilgili olarak birçok Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dersler bize vermiş. Ama sana bunlar yeterli gelmiyorsa cehennem diye bir şey var. Oraya da mı inanmıyorsun? O zaman sen imanını sorgulaman lazım. Benim itikadım nasıl? Ben nasıl bir Müslümanım? Bunu sorman lazım. Ya ben Kur'an'a da iman etmiyorum. Ya biz zaten bunları iman etmeyenlere anlatmıyoruz. İman et, etmeyene ilk önce Allahu Teala'nın varlığını ve birliğini anlatmamız lazım. Allahu Teala'nın varlığına ve birliğine inanmayan bir insana ben kabir azabından bahsetmem ki. Kabir azabı en evvela Allahu Teala'nın varlığına ve birliğine inanan, ardından da haşre, mahşere inanan ve ondan sonrasında da kıyamete inanan ve cennet ve cehenneme de inanan bir kişiye ancak kabir azabından bahsedilebilir. Hadislerle ilgili doğru düzgün bilgisi olmayan bir insana ben neyi anlatayım? Anlatamam ki burada. Evet, kabirde ilk gece şimdi o hali yaşayalım. Kabir o hal ile hallenmek demektir. Evliyaullah'ın tasavvufta da bize öğrettiği bir yol vardır. Nedir? Rabıta-i meut. Tekrar söyleyelim. Rabıta-i meut. Ne demek bu? Mevt ölüm demek. Rabıta ne demek? İrtibat kurmak, bağlantı kurmak. Yani ölümü rabıta yapmak, ölüm ile birlikte bir irtibat kurmak, Allahu Teala'ya yaklaşmak için bu dünyanın fani yüzünü görüp ahirete yüzümüzü çevirmek, müteveccih olmak için kulun bir vasıta bulmasıdır. Nedir bu? Şöyle bir gözünü kapayacak, kendi iç alemine yönelecek. Hani bu yoga moga falan diyorlar ya, Yoga'ya moga hiç gerek yok. Sen zaten tasavvufu tanısan, İslam'ı tanısan, İslam'ın güzelliklerini tanısan yoga'ya moga'ya ihtiyacın kalmayacak ki senin zaten. Bunlar onu tanımadığı için başka yollara gidiyorlar. Daha zor, daha meşakkatli işlere gidiyorlar. Hep nefis ve şeytanın insana binmesinden kaynaklanıyor. Biraz da biz nefsimize ve şeytanımıza binelim. O zaman kabirdeki ilk gecemiz çok daha rahat geçecek. Ne ekersek, onu biçiyoruz. Rabbim şuurlu Müslüman olmayı kabirin ilk gecesinde de bu hal içerisinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsettiği o cennet bahçesinde olmayı hepimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun.